Merhabalar, Işıl'la Pratik Bilgiler'desiniz. Şimdi sizlerle elimizdeki işte çaydanlıklarımızın saplarında bazen deformasyon olabiliyor. Özellikle bulaşık makinesinde yıkıyoruz biliyorsunuz. Kimyasallar ister istemez vida ve benzeri olan yerlerin tabiri caizse yalama olmasına, gevşemesine neden oluyor. Bunun da en kolay yolu, hemen böyle bir tamirci falan aramaya da kalkmayın. Elimde olan şu kol kısmının oynadığını görebiliyorsunuz. Allah korusun, ev kazalarında biliyorsunuz çok yaralanmalar oluyor. Buna gerek yok. Aldığınız bir tornavidayla uygun. Sadece şu alttaki görünen kısmı sıkıştırmanız sizin için yeterli. Görülüyordur zannedersem. İster istemez su girince araya sıcaklıkla gevşiyorlar. Dolayısıyla da maalesef işte deforme oluyorlar zaman içinde. Sonuçta insanın ömrü bile bitiyor. Bunlar da kul yapısı. Bir ömrü var nihayetinde, malzeme yorgunluğu. Gördüğünüz gibi ben yeterince sıktım. Kol oynamıyor. Zaten boşluk şuradan kaynaklanıyor. Orada anlıyorsunuz. İşte bu kadar basit. Biraz sıkıştırmak yeterli. Oldu bitti. Şimdi diğerine de bir bakayım. Şimdi bunda da ister istemez büyük çaydanlıklarda da şöyle söyleyeyim, şu alt kısımlarındadır genellikle. Bunu da şöyle yatıralım. Bakalım bize ne kadar yardımcı olacak. Görebileceğiz. Bunda çok fazla boşta olan bir şey yok anladığım kadarıyla. Sıkıntı yok bunda. Evet. Ama bu şekilde sıkıştırmanız gerekiyor. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kazasız, güzel, ev kazaları olmayan, güzel, tatlı bir gün dilerim. Dikkat edin kendinize. Evet.